T-Rex, dinozor dünyasının tartışmasız kralı. Ama tüm bunlar değişebilir. 10 yıllardır bilim adamları T-Rex'in bir rakibi olabileceğinden şüphelendiler. Gölgeler arasında gizlenen, daha küçük, sürü halinde avlanan nanotiranozor dedikleri bir tür. Fakat kanıtlar az ve tartışmalıydı. Uzun lafın kısası, daha fazla örneğe ihtiyacımız var. Daha fazla, çok daha fazla. Ama şimdi yeni bir keşif yapıldı. Bu tüm oyunu değiştirir. Çok önemli bir keşif. Ölümcül bir savaşta yer alan iki dinozor. Bu çifti cinayete benziyor. Ve dinozorlardan biri gizemli nano tiranozor olabilir. Çok etkileyici bir hayvan. Bir gizem. Bu gizli araştırmada unutulmuş ipuçlarının izinden giderken yeni katil bir dinozorun maskesini düşürme çabasında lütfen bize katılın. Hell Creek, 2006 yazı. Bir çiftçi ürkütücü bir keşif yaptı. Taşa sıkışmış bir halde çok büyük bir kemik yığını yüzeye çıkıyor. Parça parça toprağın içindeki iki tarih öncesi devin iskeletlerini ortaya çıkarıyorlar. Fakat bir sürprizle karşılaşmak üzereler. Her bir kısımda şiddete dair izler ortaya çıkarıyorlar. Ölümüne bir savaş. Kemik yığını o kadar büyüktü ki ekip devasa 40 tonluk fosilleri parçalara bölüp taşımak zorunda kaldı. Evet, orası iyi. Özel arazide bulunan ve bir depoya saklanan bu tartışmalı fosilleri görmeye sadece seçilmiş birkaç bilim adamının izni var. Ve sadece sahiplerinin kamerayla kayıt almasına izin veriliyor. Ancak tüm bunların ne anlama geldiğini anlamak için 67 milyon yıllık kemiklere sanal bir otopsi yapması için bir uzman çağrıldı. Onların haberini keşfedildikleri yaz aldım. Bob Barker, modern paleontoloji babası. O sırada bana bir etoburun ve boynuzlu bir dinozorun birbirini öldürdüğünü söylediler. Buna inanamadım. Buna asla inanamazsınız. Bu asla olmaz. Bir otoburun yanında bir etobur dişi görürseniz, bu dökülmüş bir diştir. Belki de ölü bir otoburun dişiyle beslenen bir hayvana aittir. Fakat anında ölüm karşılaşması fosilinin daha önce gördüklerinden farklı olduğunu anladı. Oraya gittim, kırılmış dişleri gördüm. Boynuzlu dinozorun boynunda kırılmış diş parçaları duruyordu. Burası orta kısım, buraya yakın ve burada diş var. Gerçekten de hayvanlar birbirini öldürmüş gibi gözüküyordu. Ama bu bir kırık. Araştırmaya kurbanı inceleyerek başladı. 4 ton, 5 ton, 10 bin pound kadar. Evet. Boynuzlu dinozor devasaydı. Gördüklerimin en büyüğüydü. Kusursuz bir ön ayağı, kusursuz bir arka ayağı vardı. Dev bir bitki yiyen Triceratops. Bir Afrika fili büyüklüğünde 10 tonluk kas ve kemik. Devasa boynuzlara sahip zırhlı bir kafatası. Bu bulaşmak isteyeceğiniz bir yaratık değil.
Bu korkutucu bir hedeftir. Vücudu çok kompakt. Arka bacakları çok güçlü ve dizlerden bükülebiliyor. Yani dikey olarak da hareket ediyor. Üç boyutlu hareket ediyor. Bu hayvan bir anda dönebilir. Manevra kabiliyeti olan bir tank, ön tarafı çok ağır zırhlı, uzun boynuzlara buradan çıkıyor. Vurmadan büyüyor. Bu dünyada yaşamış en tehlikeli kara otoburlarından biri olsa gerek. Çok tehlikeli. Peki kim tam yetişkin bir triceratopsu avlayabilir? Tek bir olası katil var gibi görünüyor. T-Rex, dinozorların kralı. 9 ton ağırlığında, 60 tane mutfak bıçağı gibi dişe sahip, sert kemikleri kırabilen çeneler. Bu en üstün yırtıcıydı. Tyrannosaurus Rex, ailesinin evrimleşen son üyesi ve uzak ara en büyükleri, belki de en güçlü yırtıcı dinozor. Dişlerinin doğru yerleştirildiğinde tek bir ısırıkla diğer tüm dinozorları rahatlıkla öldürebilir. Fakat bir sorun var. Bob dikkatini katilin iskeletine yoğunlaştırdığında bunun beklediği T-Rex olmadığını gördü. Kafatası sadece 70 santim uzunluğundaydı. Bacakları tam yetişkin bir T-Rex'in yarısından kısaydı. Bu neydi? Yavru bir T-Rex mi? Yoksa başka bir şey mi? O şey T-Rex'ten tamamen farklı davranıyor olmalı. Bob Barker için ölüm savaşı fosili 10 yıllardır kendisini rahatsız eden gizemin çözülmesi için dumanı tüten bir namlu gibi olabilirdi. Dinozorların soyu tükenmeden hemen önce T-Rex'in çevredeki tek üstün yırtıcı olmadığına inanıyor. Bu katilin kimliğini ortaya çıkarmak için Amerika'daki müzelerin alt katlarındaki unutulmuş ipuçlarını takip etmemiz gerekiyor. Paleontolog Peter Larson açık bir T-Rex hayranı. Diğer herkesten daha fazla sayıda bu canavarlardan çıkarıp inceledi. Onları bu kadar özel yapan şey, bilinen diğer dinozorlardan daha güçlü olmaları. Bu hayvanların bir ısırığı, başka bir T-Rex'in bacak kemiğini ikiye bölebilir. 100 yıl önce keşfedilmesinden bu yana T-Rex insanların hayal gücünde yer etti. Günümüzde dünyanın en ünlü dinozoru. Fakat T-Rex, tiranozorlar denilen et yiyen uzun süreli bir hanedanın sadece son üyesi. Tiranozorlar dinozorlar çağının sonunda yaşadı. Onların Kretase döneminin başlarında ortaya çıktığını görüyoruz. Ama asıl geç Kretase döneminde çok özelleşmiş bir grup oldular. 80 milyon yıllık bir süreçte köpek büyüklüğünde hızlı ataları büyüdü, kafaları ve dişleri daha büyük hale geldi ve iki katlı otobüs büyüklüğündeki T-Rex'e dönüştüler. Tiranozor evriminin zirve noktası. Onlar kesinlikle dünyada yaşamış en büyük iki ayaklı hayvanlardan. Bilim insanları uzun süre boyunca T-Rex'in tek başına hükmettiğine inandı. Peki bu canavarca yaratığa olan takıntımız, gölgelerde dolaşan başka yırtıcı türlere karşı gözlerimizi kör etmiş olabilir mi? Bob Barker için hikaye
1988'de başlıyor. Flemion Müzesi'ndeki eski fosilleri incelerken İkinci Dünya Savaşı'nın ortasında çıkarılmış tuhaf bir kafatasına rastladı. Cleveland'da harika bir müze, harika bir paleontoloji müzesi var. Montana'da Ölüm Savaşı fosilimizin bulunduğu bölgede vücudu olmayan bir kafa bulunmuştu. Onu cam bir alanın içinde gördüm. Erken dönem Gorgosaur etiketi vardı. Fakat Baker'a 40 senelik etiket doğru gözükmüyordu. Alberta'da Gorgosaur'ları incelemiştim. Ve onun bir Gorgosaur'dan farklı olduğunu düşündüm. Kafanın arka tarafı ve dişleri farklıydı. Ve burun kısmı farklı geliyordu. Çok daha dar bir burun kısmı vardı ve her iki gözü de öne odaklanabiliyordu. Kendi kendime bu yeni bir şey dedim. Yanlış tanımlanmış bir fosil 10 yıllardır göz ardı edilmiş. Ona Nano Tyrannus adını verdik. Küçük Tyrannus. Ve o zaman bir tartışma ortaya çıktı. Bob'un yeni bir tür bulduğu iddiası pek çok meslektaşı tarafından alayla karşılandı. T-Rex çağında yeni, daha büyük bir yırtıcı imkansız görülüyordu. Tiranozor uzmanı Phil Curry, Cleveland'daki kafatasının yeni bir tür dinozor olduğu yönündeki Baker'ın iddiasını destekliyor. Buradaki büyük sorun, hiç yavru Tyrannosaurus Rex bulamamış olmamız. İnsanlar Nano Tyrannus'un genç bir Tyrannosaurus Rex olduğunu düşünmeye başladı. Ve bu dinozorun yavru bir Tyrannosaurus Rex ya da T-Rex'ten apayrı bir hayvan olduğu yönünde kutuplaşmış düşünceler oluştu. Çoğu paleontolog hala Nano Tyrannus'un gerçek olup olmadığı konusunda kutuplaşmış düşüncelere sahip. Bugüne kadar yapılan araştırmalar bu yönde olduğunu gösteriyor. Sadece kafatası bulunduğundan ve vücudu olmadığından Nano Tyrannus'un varlığı bilim çevrelerince geniş kabul görmüyor. Ancak ölüm karşılaşmasındaki gizemli yırtıcı Baker ve Curry'nin beklediği kanıt olabilir. Ekibin kemiklerinde bulduğu her ipucu T-Rex'in krallığı konusundaki görüşümüzü değiştirebilir. Hayatının buluşu. Ölüm savaşına tutuşmuş iki dinozor. Devasa bir Triceratops kendisini bilim insanlarının tanımlamakta zorlandığı bir katile karşı savunuyor. Bir kısmı hala kayanın içinde yer alan bu kimliği belirsiz et yiyicinin bilim tarafından 10 yıllardır göz ardı edildiğini düşünmeye başlıyorlar. Bu tuhaf keşif bizi çok sayıda eski kanıtı yeniden değerlendirmeye zorluyor. Bildiğimizi düşündüğümüz kafatasları ve kemikler yeni bir türe ait olabilir mi? Ekibin Cleveland'da tanımladığı vücudu olmayan tuhaf kafa sadece bir başlangıç olabilir. Tek umudumuz daha fazla örnek bulmak. Bird Müzesi'nde bu profile çok uyan bir örnek daha var. Bu örneğin adı da Jay. Jane, Illinois Müzesi'nde sergilenen bir diğer ilginç ve küçük yırtıcı. 5 sene önce Montana'da ölüm karşılaşması fosilinin çıkarıldığı bölgede bulundu ve tamamı bulunan tek genç T-Rex örneği olarak etiketlendi. Peki gerçekten öyle mi? Ölüm Savaşı fosili gibi yetişkin bir T-Rex'in yarısı büyüklüğünde. Jane'in çok özel olmasının sebeplerinden biri bu tartışmanın ortasında yer alması ya da bir süre ortasındaydı diyebiliriz. Ve bu tartışma bir dinozor türü, tartışmalı bir dinozor türü olan Nano Tyrannus üzerineydi.
Ve bu tartışma 1942 senesinde Cleveland Doğal Tarih Müzesi'nin bulunduğu tek bir kafatasına odaklandı. Ve Jane'i 2001 senesinde bulup 2002'de çıkardık. Sadece bütün bir kafatası değil, vücudun %50'den fazlasını da bulduk. Ve bunlar paleontologların üzerinde tartıştığı yeni veriler sağladı. Phil Manning, Jane'i incelemek üzere İngiltere'den buraya geldi. Bazen bilime yeni bir örnek görürsünüz ve onun üzerinde çalışmayı çok istersiniz. Jane'in ölüm savaşı fosilinde tanımlanan yeni olası türden bir örnek olduğuna dair teoriyi test etmek istiyor. Dinozor kemiklerini incelerken 21. yüzyıl biliminin inanılmaz özellikleri sayesinde paleontoloji alanında daha önce uygulanmamış şeyler yapabiliyoruz. Phil, lidar tarayıcı denilen bir sistem kullanıyor. Makine, Jane'in iskeletine lazer ışını tutarak her bir kemiğin binlerce kez ölçümünü yapıyor. 1 milimetrelik bir hata payıyla 7 metre uzunluğundaki vücudun dijital bir kopyasını çıkarıyor. Hayvanın canlıyken nasıl bir organizma olduğuna dair çok geniş ve şaşırtıcı bilgiler sunuyor. Planı, yeni teknolojiyle kemiklerin üzerine yeniden et yerleştirerek onun vücut yapısını ortaya çıkarmak. T-Rex gibi kaslı mıydı? Yoksa modern çitalar gibi ince ve zayıf mı? Daha sonra lidardan alınan veriler biyomekanik konusunda uzman olan Charlotte Bressi tarafından analiz ediliyor. Bunlar lidar taramaları. Müzede hayvanın çevresindeki 7 noktadan tarama alındı ve bilgisayar programıyla modern hayvanlardaki hacim ve kütle ilişkisine bakıp onu tiranozorlara uygulayacağız. Yüzlerce modern hayvandan toplanan örneği kullanan bilgisayar, Jane'in vücudunu yapay olarak yeniden oluşturacak. Vücut ağırlığı pek çok fizyolojik özellik açısından çok önemlidir. Örneğin hayvanın ne kadar hızlı koşabileceği ya da ne tür avlarla beslendiği, ne kadar ağır olduklarına bağlıdır. Bilgisayar analizi ilginç bir cevap sunuyor. Bu tekniği kullanarak ortaya çıkan bu tiranozorun ağırlığı 600 ila 900 kilo arasında. Bunu başka bir tiranozorla, örneğin T-Rex'in ağırlığı olan 6 ila 9 ton ağırlıkla karşılaştırabilirsiniz. Jane'in vücut kütlesi çok daha az olduğu için bir T-Rex'ten daha çabuk olmasını bekleyebiliriz. Zayıf, çevik, hızlı bir koşucu. Bir T-Rex değil, hatta bambaşka bir tür olduğu anlamına bile gelebilir. Ya da genç T-Rex'lerin kilo alıp güçlü yetişkinlere dönüşebilmek için zayıf ve hızlı olmaları gerektiği anlamına da gelebilir. Cevabın ne olduğuna karar vermek için bilim insanlarının onun yaşını hesaplaması gerekiyor. Ama 60 milyon yıl önce ölmüş bir hayvanda bunu nasıl yaparsınız? Cevap, fosilleşmiş iskeletinde bulunan kemiklerin içinde olabilir. Holly Woodward Ballard bir histolog. Doku ve kemiklerdeki mikroskobik yapıları inceliyor. Histoloji, bir hayvanın yaşını öğrenmek ve yetişkin mi yoksa hala büyümekte mi olduğunu görmek için tek kesin yoldur. Jane'in değerli kemiklerinden birini alıp onu ikiye bölüyor. Jane'in leğen kemiğinden ince bir parça aldım. Ve bir mikroskop kullanarak Jane'in iç kemik yapısına bakabiliyorum. Buna bakarak kemiğindeki halkaları sayabilir ve öldüğünde kaç yaşında olduğunu anlayabilirim.
kemikler Jane'in tam yetişkin olduğunu ortaya çıkarırsa bu bir T-Rex olmadığı, yanlış tanımlandığı anlamına gelecek. Ve Nano Tyrannus'un gerçek olduğunu gösterecek. Ölüm Savaşı'ndaki gizemli yırtıcı hala kayanın içinde. Ve Holly Woodward Ballard başka bir şüphelinin bacak kemiklerindeki büyümeyi inceliyor. Bu hayvan genç bir Tyrannosaurus Rex miydi yoksa bambaşka bir hayvan mı? Bir ağaç kabuğundaki büyüme halkaları gibi kemik dokusundaki halkalar da hayvanın yaşı ve ne kadar hızlı geliştiğini ortaya çıkarabilir. Bir hayvan yaşlandığında büyüme yavaşlar ve iskeleti olgunlaşır ve yıllık gelişen halkalar birbirine çok yakın olur. Yetişkin T-Rex kemikleri üzerinde yapılan benzer çalışmalar onların 30 sene yaşayabildiğini gösterdi. Peki Jane kaç yaşında? Halkaları sayarak işte burada bir tane var ve bir tane de burada. Jane'in en az 11 yaşında olduğunu hesapladık. Bir T-Rex ise Jane nispeten gençti ve büyümek için zamanı vardı. Şimdi önemli olan faktör büyüme hızını belirlemek. Jane'in bir tiranozor türünün Nano Tyrannus'un yetişkin bir üyesi mi yoksa genç bir T-Rex mi olduğu yönünde tartışmalar var. Ve kemik histolojisine baktığımda Jane'in hala büyümekte olduğunu görüyorum. Yani o her neyse kendi türünün yetişkinlik haline erişmemiş durumda. Bütün bu bilgiler bize onun yetişkin olmadığını gösteriyor. Gizem sürüyor. Gelecek 20 senede 9 tonluk bir T-Rex'e mi dönüşecekti? Yoksa yetişkin bir nano olmaktan 1-2 sene uzakta mıydı? Onun büyüyerek neye dönüşeceğine karar vermek zor. Çünkü bulunduğunda iskeletinin önemli parçaları eksikti. Buna beyin kabuğu, her iki kol ve vücudun geri kalanının %40'ından fazlası da dahil. Elimizdeki kemiklerse neredeyse Ölüm Savaşı fosilindeki yırtıcıyla birebir aynı boyutta. Ve Jane'in aksine buradaki neredeyse eksiksiz. Bu yan tarafında. Yaratığa bir isim veriyorlar. Kanlı Mary. Bob Baker ve Pete Larson onun vücudunu incelerken tuhaf bir şey fark ediyorlar. Bu çok tuhaf. En ilginç özelliklerinden biri neredeyse 1 metre uzunluğunda çok gelişmiş kolları. Bu omuzun dış tarafı. T-Rex'ten çok daha gelişmiş. Oradaki dış kısmı da T-Rex'ten çok farklı. Chicago Field Müzesi'ndeki ünlü T-Rex. 12 metrelik bu devin adı Sioux ve Ölüm Savaşı fosilindeki yırtıcının 2 katı kadar. Ama kolları çok ufak. Sioux şu ana kadar bulunan en büyük Tyrannosaurus Rex. En büyük T-Rex'in elleri böyle görünüyor. Ve Kanlı Mary'nin eliyle karşılaştırdığımızda inanılmaz bir şey ortaya çıkıyor. Onları yan yana el ele tutarsak, Kanlı Mary'nin elinin Sue'nunkinin 1,5-2 katı olduğunu görüyoruz. Ve Kanlı Mary'nin kafatası Sue'nunkinin yaklaşık yarısı uzunluğunda. Bu açıkça görülebiliyor. Vücudun geri kalanı kayaların içinde yer alsa da ekip Ölüm Savaşı fosilini incelerken bunun yeni bir tür olduğuna dair büyük bir ipucu elde etmiş oldu. Birleşik bir yapı. Bu T-Rex'ten farklı bir alt aileye ait. Bu kesin. Manning bu yeni kanıtla Ölüm Savaşı'nda bulunan kolun kopyasıyla Illinois'e dönüyor. Vay canına. Jane'e bu kadar yakın olmak çok güzel. Jane'in tamamlanmamış iskeletine uyup uymadığına bakıyor. Müzelerde gördüğünüz çoğu dinozor %100 tamamlanmış değildir. Eksik parçaları tamamlamanız gerekir. Yoksa sergilemede tuhaf eksiklikler olur. Kolları olmadan bulundu.
ve sayısız eksik parça onun genç bir T-Rex olduğu varsayımıyla tamamlandı. Ama belki de bu varsayımlar doğru değildi. Pazı kemiği. Bunun doğrusu olduğunu fark ettim. Karşılaştırınca buradaki hayvanın pazı kemiğiyle uyumlu görünüyor. Alt kola da baktığımızda hayli yakın bir uyum var. Ama bu dev el böyle zarif bir hayvanda uygunsuz görünüyor. Jane'in kolları böyleyse çok geniş bir yakalama menzili olan güçlü kollara, güçlü et kancalarına sahip bir hayvanla karşı karşıyayız demektir. Jane böyle kollarla ciddi bir zarar verebilir. Tam yetişkin bir T-Rex'in iki katı büyük pençelere sahip olması Jane'i çok farklı türde bir katile dönüştürür. Bu kesinlikle olası ve kesinlikle ilginç. Ama daha fazlasını görmem gerek. Uzun lafın kısası, daha fazla örneğe ihtiyacımız var. Daha fazla, çok daha fazla. Elde az sayıda örnek olduğundan ekip ölüm savaşı fosiline dönüp kesin kanıtlar aramalı. Olay yerindeki bir ceset gibi ölüm savaşındaki fosiller de çok sayıda ipucu içeriyor. Örnek neredeyse tam durumda. Bir iki pençesi eksik olabilir ama burnunun ucundan kuyruğuna kadar her parçası yerinde. Bu hayvanın neye benzediğini kesin olarak öğreneceğiz. Kafa tasları uzmanların hayvanları birbirinden ayırt etmelerini sağlayan anatomik farklılıklar açısından zengindir. Ancak ölüm savaşındaki hayvanın kafası ağır hasar almış durumda. Ve en önemli özelliklerinden biri beyin kabı. Hala kayaların altına gömülü. Jane'in kafatasında da sorunlar var. Jane'in kafatası neredeyse tam ama önemli parçalar eksik. Örneğin beyin kabı, onu bulamadık. Ama Cleveland'daki kafatasında beyin kabı var. Ekip Cleveland Müzesi'ne dönerek Nano Tyrannus'un varlığını araştırıyor. Ve 1988'de her şeyi başlatan bu kafatası olmuştu. Bu örnekteki pek çok özellik ölüm savaşı kafatası ve Jane'e benziyor. Ama en önemlisi Cleveland kafatasının içindeki beyin boşluğu neredeyse sapasağlam. Phil Manning için beyin boşluğu şekli bu örneklerin T-Rex mi yoksa başka bir tür mü olduğunu belirlemek açısından kritik öneme sahip. İngiltere'deki Manchester Üniversitesi'nde Cleveland kafatası ve bilinen yetişkin bir T-Rex kafatasının taramalarını bir bilgisayara yüklüyor. Tüm bunlar bağlantılı. Evet. Bunların içinde küçük kanallar yer alıyor. Burası kemiklerin bir araya gelip hayvanın beynini çevrelediği yer ve bir geometri ortaya çıkarıyor. Bir zamanlar beyninin bulunduğu alan ortaya çıkıyor ve farklı sinirler beyne girip çıkan büyük kan damarlarının yerini gösterebiliyor. Yani bu hayvan hakkında çok fazla bilgi sağlıyor. Onları aynı büyüklüğe getirmek mümkün mü? Çünkü aynı geometri ve büyüklüğe sahipken onları karşılaştırmak gerçekten çok hoş olur. Ancak bilgisayardaki taramalara bakmak yetersiz. Kafaları ters yüz edecek. Bir üç boyutlu yazıcı kullanarak hayvan canlıyken beynin bulunduğu beyin kabının modellerini oluşturuyor. ...60 milyon yıldan uzun süre önce ölmüş bir yaratığın beyin boşluğunun şekli. Son yıllarda çok tartışma yaratmış iki hayvanın beyin kabına sahip olmak çok hoş. Hepimizin tanıyıp sevdiği T-Rex bu geometriyi ilk kez üç boyutlu olarak bir prototip olarak görüp inceleyebiliriz ve
kimliği belirsiz hayvanınkiyle karşılaştırabiliriz. Genel şekle bakıldığında, alanın geometrisine bakıldığında ikisi arasında büyük farklar olduğu görülüyor. Bu Cleveland kafatası ve bu da Tyrannosaurus rex kafatası. İki beyinde kan damarlarının ve optik sinirlerin bulunduğu yerler uyuşmuyor. Bu önemli farklılıklar iki beynin kabının aynı hayvana ait olmadığını gösteriyor. T-Rex'in gölgesinde yaşayan başka bir yırtıcının varlığına dair iddia güç kazanıyor. Ancak ekibin incelemesi gereken bir faktör daha var. Ve ekibin genç bir T-Rex değil de Nano Tyrannus adında yeni bir tür keşfettiğini kanıtlayabilir. Texas'taki bir kemik deposunda Pete Larson, olası Nano Tyrannus iskeletleriyle yetişkin T-Rex'lerin çenelerini karşılaştırıyor. Jane'e bakarsak 17 diş boşluğu var. Önceki çok ufak bir diş de buna dahil. T-Rex'te ise 12-13 diş boşluğu var. Bunda ise alt çenede 17 diş yuvası var. Üst çenede de durum aynı. T-Rex'te 11-12 tane varken Nano Tyrannus'ta 15 tane var. Yetişkin T-Rex'lerdeki ve olası Nano Tyrannus örneklerindeki diş sayısı uyuşmuyor. Bu büyük bir fark. Zamanla diş yuvası sayısı azalmaz. Açıkçası bunu yapabilen herhangi bir hayvan tanımıyorum. Nano Tyrannus her adımda gerçeğe daha da yaklaşıyor. Ancak ölüm savaşı fosilinde davayı çözecek son bir ipucu olabilir. Bu hayvan genç bir Tyrannosaurus Rex değil. Nano Tyrannus Lansensis gerçek. Nano Tyrannus Lansensis yaşıyor. Kurnaz bir Nano Tyrannus. 12 tonluk bir Triceratops'un peşinde. Bu ağır, zırhlı otobura karşı saldırısını iyi planlamalı. Avda başarılı olmak için tek bir şansı var. Ama sonra işler yolunda gitmiyor. Hesaplı avı bir felakete dönüşüyor. Bir kırılma izi yok. 67 milyon yıl önce gerçekleşen ölümü araştıran bilim insanları için kemikte görülen yaralanmalar bir hikaye anlatıyor. Biraz dışarıda kalmış. Triceratops'un boynuna gömülmüş, burada bir saldırganın dişi var. Kırık dişi var. Sağda bu şekilde bulunmuş. Ve yırtıcının kafatası. Neden bu şekilde kırılmış? Bu kemikler kırılmış, ezilmişler. Nano kafatasının yan tarafı ezilmiş ve çökmüş. Korkunç bir yara. Ona çarpmışlar gibi görünüyor. Evet, ona çarpmışlar. Kanıtlar hayli ikna edici. Bir etobur, bir otobur, etoburun dişi hayvanın boynuna gömülmüş ve onun yüzü ezilmiş. Bu açıkça çifte cinayete benziyor. Ancak bu hikayeyle ilgili çok temel bir sorun var. Hayvan kurallığındaki temel kurallardan birine uymuyor. Neden küçük bir yırtıcı, dünyada yürümüş en tehlikeli otçullardan biri olan zırhlı bir Triceratops'a saldırsın? Günümüzde bile avlanma hesaplanan bir risk oyunudur. Yırtıcılar enerjilerini korurlar ve kolaylıkla öldüremeyecekleri avlara saldırmazlar. Güçleri denk olmayan rakipler arasında bir savaş akla yatkın gelmiyor. Triceratops'a tek başına saldırmak için
onu tek bir hamle ile öldürebilecek güce sahip olmak gerekir. Ve buna fiziksel olarak müsait olduğu bilinen tek hayvan T-Rex. T-Rex'in güçlü ısırığı benzersiz ve kalın dişleri bu zırhı parçalamak üzere tasarlanmış. Dünya üzerindeki benzeri görülmemiş bir ısırık gücü. T-Rex'in çeneleri büyük beyaz köpek balığından 3 kat daha güçlü. T-Rex'in ve T-Rex bu konuda ailesinde tek bu zırh delme özelliği çok güzel. Nano Tyrannus'un da dişleri bu kategoride mi? Bu elimde T-Rex dişi, bu elimde Nano Tyrannus dişi var. Ve onların iç kısmına bakarsak, T-Rex dişinin çok yuvarlak olduğunu ve bunun basık olduğunu görüyoruz. Nano Tyrannus'un ki basık. İki dinozor arasında açık bir fark var. Tyrannosaurus dişinin bu yuvarlak yapısını buradaki düz dişle ya da Nano Tyrannus'un basık dişiyle karşılaştırdığımızda dişlerin çok farklı olduğunu görebiliyoruz. Önemli sonuçlara ulaşıyoruz. Nano Tyrannus dinozor kemiklerinden eti sıyırırdı. T-Rex ise kemikler de dahil olmak üzere dinozor leşleriyle beslenirdi. Diş şekilleri arasındaki farklılık sadece T-Rex ve Nano Tyrannus arasındaki olası bir ayrımdan ibaret değil. Ekibi ölüm savaşının nasıl oynandığı konusundaki düşüncelerini de değiştirmeye zorluyor. Dinozor ölüm savaşındaki yırtıcının dişi ölüm hikayesini ortaya çıkarmak üzere. Tek bir ısırıkta öldürmek değil de eti koparmak için tasarlanmışlarsa bu durum Nano Tyrannus'un tek değil de sürü olarak avlandığı anlamına gelir. Bob Baker, diğer Triceratops ölümlerinde bu hipoteze dair kanıtlar buluyor. Bu örnek Black Hills'ten çıkarıldı. Üzerinden 30'dan fazla Nano Tyrannus dişi bulundu. 30 diş bulabilmek için 10 ila 15 tiranozor gerekir. Bu hayvan, bu Triceratops, bir tiranozor sürüsüne av olmuş. Bunun anlamı T-Rex'in dünyasının daha önce düşünüldüğünden çok daha karmaşık olabileceği yönünde. Yiyecek için diğer üstün yırtıcılarla mücadele etmek zorundaydı. Yaklaşık 100 sene boyunca Elk Creek oluşumuna ve fosillerine bakıp T-Rex'i tek bir üstün yırtıcı olarak görmemiz tuhaf. Çok daha dengeli bir ekoloji olması gerektiği açıktı ve biz bunu göremedik. Kurulu bir ekosisteme baktığınızda tek bir üstün yırtıcı göremezsiniz. Başkaları da var. Kahverengi ayılar, boz ayılar var. Bunun dışında kurtlar dahil başka türler de var. Ve hepsi de o ekolojide kendi rolünü oynar. Yeni kanıtların gelmesiyle
gitgide daha fazla sayıda paleontolog, Jane ve Ölüm Savaşı fosillerindeki iskeletlerin genç T-Rex'lere ait olmadığını düşünmeye başladı. Florida Üniversitesi'nde Robert De Palma, daha önce T-Rex olarak etiketlenen bir iskeleti kaldırıp onu Nano Tyrannus olarak yeniden birleştirdi. Bu örneğin yaklaşık %53'ü tamamlanmış durumda. Bacakları iyi, kolları fena değil ve iskeletin geri kalanında bazı eksikler var. İskelet keşfedilmeden önce çok az benzeri bulunmuştu. Bu nedenle onu yeniden düzenlerken elimizde çok az şey vardı. Bu iskeleti yeniden oluşturup gözden geçirirken güncel verileri kullanmak çok önemli. Bu Nano Tyrannus'ta bu kolu kullanmak daha iyi bir fikir. Bu şekilde düzeltildiğinde çok daha doğru bir iskelet olacak. Peter Larson ve ekibi inandıkları nanoyu yaşama döndürmek için öğrendikleri her şeyi kullanıyorlar. Bu uygun. Gerçekten iyi. Nano Tyrannus'un özel efek restorasyonu eline geçti mi? Geçti, harika görünüyor ama değiştirmek isteyebileceğim bir iki şey var. Bu araştırma sırasında dişlerin şekline, çenede kaç tane diş yuvası olduğuna, ellerine baktık. Bu arada kolları ve elleri muhteşem. Genç bir T-Rex'le arasındaki fark açıkça görülüyor. Bu hayvan genç bir Tyrannosaurus Rex değil. Bu Nano Tyrannus Lansensis. O yaşıyordu. Kesinlikle yaşıyordu. 67 milyon yıllık kemikler dijital bir ete bürünerek bir kere daha canlı bir hayvana dönüşüyor. 66-67 milyon yıl öncesine gidebilseydik, nanoları görürdük. Onların gruplar halinde hareket ettiğini rahatlıkla görürdük. Şimdi Ölüm Savaşı fosilinin tüm hikayesi tamamlandı. Bir grup nano panikleyen bir triceratops'a saldırıyor. Onlara olabildiğince karşılık veriyor. Güçlü bir darbe saldırganlardan birini öldürüyor. Fakat sürünün geri kalanıyla mücadele edemeyen dev triceratops'un kurtulma şansı yok. Ölülerin kemikleri artık zamanda yolculuk edecek. Kaya katmanlarına gömülecek. Fosilleşecek. Ta ki 67 milyon yıl sonrasına dek. Bizim tarafımızdan yüzeye çıkartılacaklar. Ölüm Savaşı fosili 2013 senesinde yaklaşık 9 milyon dolar fiyatla açık arttırmaya sunuldu. Satılmadı. Özel kişilerde kalan fosiller tüm bilim çevrelerine tam erişim imkanı sağlanmadığı için tartışma konusu olmaya devam ediyor.